Merhabalar, ben Yaşar'ım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kastamonu yöresine ait meşhur tridimiz yapacağım. Gördüğünüz gibi malzeme söyleyeyim. Et suyumuz hazır. Kavrulmuş kıymamız hazır. Kastamonu'ya özgü kel simidimiz hazır. Samsaklı yoğurdumuz hazır. Tabağımız hazır. Burada da tereyağımız yakıldı, ısıtıldı, bekliyor. Şimdi ilk önce ekmeklerimizi yerleştirelim. Tadından vazgeçemediğimiz Kastamonu'ya özgü tirit. Arkadaşlar. Bir tabak daha ayrı yapayım. Bu simidi sen bulamayanlar Kastamonu yöresel satanlarda geliyor. Biraz da Kirazlı'da Kastamonu yöresel gıdada var. Oraya her hafta cumartesi günleri geliyor. Kastamonu Sevda'da orada yayın yapıyor. Ben de oradan aldım arkadaşlar. Şimdi simitlerimizi dizdik. Şimdi arkadaşlar ilk önce et suyumuzu ekmeklerimizi ıslatıyoruz. Hani isteyenler bunu ben şimdi kişilik yaptığım için pot kaplarda yapıyorum. Biraz daha derin kaplarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ekmeklerimizi de bastırarak yumuşatalım arkadaşlar. Yumuşaması lazım. Çünkü ekmeğim biraz bayağı. Şekilde buna da. Dillere destan tirit yapımı. Tabi kel simit bulamayanlar evlerindeki bayat ekmekleri de yapabilirler. Ekmek israfı olmaması için çok güzel bir yemek yapma şekli. Eski insanlarımız hiçbir şeyi ziyan etmezlermiş arkadaşlar. Biraz ekmekleri yumuşaması lazım.
işte etlerin biraz yumuşamasına denk geldi. Kurulukları için. Su burada ekmekler çekiyor. Fazla suyunu süzdüm geriye. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu üstünde aynı bir mantı şeklinde gezdim. Biraz renk vermesi açısından biraz pul biber, toz biber serpileceğim. Evet. Şimdi işin can alıcı kısmı kekikle kavurduğumuz kıymamız üstlerine. Kıymamızı koyduk. Olmazsa olmasımız tereyağı da üstüne gezdireceğiz. Tereyağı miktarını arzuya göre çoğaltıp arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bize tamam oldu. Evet arkadaşlar, tiritimiz şu anda yeme hazır. Muhteşem lezzetli tadıyla Kastamonu yönümüze ait meşhur trilimiz yapışını size gösterdim. Durum budur arkadaşlar. Şimdiden yapıp dedikleri afiyetler olsun. Hayırlı akşamlar olsun. Hoşçakalın.